dediğim gibi yani şimdiden hatta aşağıda bir takım yazı gönderen arkadaşlar oluyor. Yer yer görebiliyorum. Göremediğim arkadaşlar için de şimdiden özür diliyorum. Ok Meydanı'nda dolaşırken en büyük sıkıntılardan bir tanesi orada yerel halkın size karşı olan tutumu idi. Ben Allah affetsin şey diyordum o dönemlerde. Hani ben yani öğrenciyim, bu da benim ödevim. Bu ödevi yapmam, yani hocalar istemiş. Hani taşınmaşın buradan sizin işte bir zarar olmayacak size, yıkılmayacak eviniz. Ben de şu ödevimi yapayım da gideyim diyordum. Hatta orada bir Çuhadar Mehmet Ağa'nın taşı işte Kiler Ketüdası menzilinde. Hoca biliyor bu kömürlüğün içerisinde hani Şinasi Hoca bana söyledi. Ben de o kömürlüğü buldum ama hani saatler sürdü kömürlüğü bulmam. Sonra şey dedim oradaki halka, ya bunun sahibi dedim kim dedim, ben bir açayım da şunun içerisinde bir taş var, fotoğrafını çekeceğim dedim. Yani sadece fotoğraflayacağım çünkü kitabesini okuyacak şey Şinasi Hoca. Ondan sonra sordular, soruşturdular. Yok yani oranın sahibi yokmuş dediler. Ya gel dediler, biz dedi hallederiz. Önemli değil. Biri elinde tornavida, öteki çekiç. Şey yaptılar. Zaten kötü bir asma kilit vardı orada. Asma kilidi kırdılar. Sonra o asma kilidin altından da şey çıktı. İşte bu bir takım işte eski Schweppes böyle şeyle depozitolu kasalar. Belki siz zamanınızda yetişmemiştir depozitolu kasalar. Onları böyle sıyırdık, kenara aldık. Böyle müthiş görüntüsüyle o taş ortalığa çıktı. Onun da fotoğrafını orada çekmiş olduk. Yani bu belki hani oradaki yaşadığım ilginç olaylardan bir tanesidir. Ama en ilginci ilk geziye çıktığımda hani benim için 2004 yılının Şubat'ı ya da o civarda bir şey olmalı. Yani Şubat ayıydı. O zamanlar da nişanlıyız bizim hanımla. Düşünün ben bunu kalkıp şey Ok Meydanı gezisine götürüyorum. Soğuk hava buz gibi. Hani kızcağız da işte benimle geldi. Sonra dolaşıyoruz ama bir saat, 1,5 saat falan dolaştık. Yani arıyoruz işte kar, işte ortalık kötü, soğuk, yağıyor bir taraftan. Yok yani şey yok. Rastlayamıyor, bulamıyoruz. Yani hoca yazmış işte. O sokağın başındaki taştan işte 50 metre ileride, ortada, köşede. Hani hiç anlaşılmıyor. Ya da ben anlamıyorum. Sonra tam dönüyorken şeye rastladık. Orada Mehmet Hafid Molla'nın bir eczanenin önünde duran menzil taşını. Ama nasıl güzel görünüyor. Böyle kocaman bir şey. Yani bana çok büyük gelmişti o zaman. Öyle inip böyle hani tüylerim diken diken olmuştu. Onu hatırlıyorum. Yani o görüntüyü hiç unutmam. Yani işte oradan bir kablo sarkıyor. Kafasına sarmışlar. Zaten işte iklim şartları mahvetmiş. Bir taraftan ayağına beton dökmüşler. Hocam bir dakika bir şey göstereceğim. Dediniz menzil taşı bu muydu? Sitenizden aldım. Bu hemen ondan sonra bulduğumuz bu şeyin Şeyh Hamdullah'ın menzil taşı. Bu da Şeyh Ben de merak Hamdullah ediyorum kim olduğunu. bu yani Reisül Hattatin Şeyhur Ramiyan dediğimiz yani Hattatların reisi şeyin de okçuların da şeyhi. Çok büyük bir şeydir, şahsiyettir kendisi. Beş culus görmüş. İkinci Beyazıt'ın Şehzadeli zamanında da Amasya'da olmuş kendisi de bir şahsiyet. Bunu tam da giderken de ikinci fotoğrafta bunu çektim. O gün iki tane fotoğraf çekebilmiştim. Sonra bu taş kayboldu ortadan. Tekkenin restorasyonu sırasında. Ondan sonra hani soruyorum, soruşturuyorum yetkililere işte yok. Kimse yok. Mimar Sinan Gelim biliyorsunuz o tekkenin restorasyonu hediye eden kişi. O zaman bu işlerle ilgilenen Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı vardı. Tam şimdi ismini biraz sonra hatırlarım. Vallahi dedim başkanım dedim. Ne kadar dedim basın varsa dedim haber vereceğim söyleyeceğim. Bu taşı dedim bulun nerede? Ondan sonra ya o dedi Sinan Bey biliyor dedi onu dedi. Sonra bir şekilde rastlaştık. Zaten telefonda vardı bende Sinan Genim'in. İşte nerede dediğim zaman ya dedi hani biz restorasyon esnasında zarar görmesin diye onu şey yaptık. Toprağa gömdük. Sonradan çıkartacağız. Hakikaten de çıkardılar. Sonradan zaten hani bunun bir yöntem olduğunu öğrendik. Yani şimdi bazı arkeolojik bulguları şey yapıyorsunuz. Hani eğer çıkardığınızda zarar görecek nitelikte ise
ya da sizin onu çıkartıp mevcut teknoloji olanaklarıyla, mevcut işte olanaklarınızla değerlendirme olanağınız yoksa orada bırakmak en doğrusu. Bırakmak en doğrusu. O bir dönem öyle bir uykuya yatırılmış. Onu da bir an olarak anlatmış olayım. Şu an hala duruyor mu? Tabii şu anda şeyde. Tekke'nin aşağıda bir tane şeyi var. Müzesi var. O müzede sergileniyor. Teşekkürler. Ok Meydanı'nın en eski menzil taşıdır o bu arada. 905 miladi düzeltiyorum, hicri olması lazım. Epeyce eski bir taş. 1505 yılına falan denk geliyor olmalı. Bir diğer soru. Günümüzde Türkiye'de bulunan menzil taşlarının kaçı bulunmuş durumda? Sizin çalışmalarınızla bulunan menzil taşlarından örnek verir misiniz? Hangi kemankeşlerin menzil taşlarını buldunuz? Yani tek tek, aklınızda kaldı kadarıyla. Tek tek birkaç örnek verirseniz. Şimdi en son Şinasi Hoca'nın 2013 yılındaki İstanbul'un Son Nişan Taşları kitabında bulunan menzil taşı sayısı 41'e çıktı. Bunlardan tabii bir 10-12 tanesi kitabesiz taşlar. Çünkü eskiden paranız varsa yaptırabiliyorsunuz, işte menzil taşı diktirebiliyorsunuz. Biraz daha paranız varsa üzerine kitabı yazdırabiliyorsunuz. Öyle ucuz bir işlem değil. Dolayısıyla hani Ok Meydanı menzil taşıdır yazılı taşlar da var. Bunların hani hangi menzile ait olduğu, hangi kemankeşe ait olduğu çok da belli değil. Hatta bazılarının üzerinde şey bile yazmıyor. Yıl bile yazmıyor. Bizim rastladığımız, hani benim rastladığım menzil taşlarının çoğu şey zaten kitabesiz. Çünkü biz daha çok hani ortalıkta olanların dışında işte bir evin işte şeyinde işte kaldırımında kullanılmış. Hani sekizgen çok güzel bir taş. Belki oradan çıkartılsa kitabesi okunacak. Ya da işte bir sokaktan geçiyorsunuz. Orada duvar yapılmış. Hani kitabesiz bunlar. Gibi şeyler var. Taşlar var. Bunları sayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru. Geleneksel okçuluk yarışmaları ve katılımları konusunda ne düşünüyorsunuz? Geleneksel okçuluğa Yarışmaları ve katılımlar, yani yapılan katılımlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Yapılan katılımlar çok iyi. Hani bizim Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonumuz şu anda Türkiye'de spor federasyonları içerisinde en hızlı gelişen, camiası birbirine en tutkuyla bağlı, camiası da aynı zamanda sporuna en tutkuyla bağlı federasyonuz ve hani bu şey arasında, diğer federasyonlar arasında da çok ilgiyle takip ediliyor. İşte bu nedenle zaten hani bu sene yarışmaları yapamıyor olmamızın, hani diğer federasyonlar gibi işte ne zaman hani açarızı düşünemiyor olmamızın nedeni seyirciden daha çok şeyin olması, katılımcının olması. Yani bu hep böyleydi. Federasyondan önce yapılan yarışmalarda da yüzlerce insan, bine yakın, binin üzerinde sporcumuz zaten yarışıyordu. Düşünün ki hani Mayıs ayında kurulmuş bir federasyon, işte Temmuz ayında ancak işte kurullar oluşuyor ve kulüp sayısı işte şu anda 400'ün üzerinde. Yani bu sayı giderek artıyor. Dolayısıyla hani kulüp sayısıyla birlikte bu sporcu sayısı, spor insanı sayısı, yani antrenör sayısı, ondan sonra hakem sayısı, bunlarda da artış oluyor demek. Hani ilgiden herkes zannediyor çok memnun. Bunlar hani memnun olmayan gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu böyle açıklayayım. Duraksamamın nedeni, bir ara baktım şey vardı aşağıda, Topkapı'daki menzil taşlarından bahseder misiniz gibi bir şey gördüğümü hatırlıyorum alt kısımda. Evet. Hani şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar size. Ok Meydanı dışında okla ilgili hiçbir menzil taşı yok. Ha, şu olabilir. Ok Meydanı'ndan bir şekilde sökülmüş, taşınmışsa, ki bunlardan bir iki tanesi Kağıthane Belediyesi'nin bahçesinde sergileniyordu. Ama bunun dışında nişan taşı olarak gördüğünüz, üzerinde işte hani bir takım kitabeler olan taşların hiçbiri, ama hiçbiri şey değil, menzil taşı değil. Bunlar nişan taşı olarak geçiyor.
işte padişahların, sultanların ya da önemli kişilerin tüfek atışı sonrası anısal olarak diktikleri, çok çok nadiren de ok koşuları sonrası. Çünkü ok koşuları ok meydanının dışında yapılabiliyor. Çok nadiren eğer bir padişah yapmışsa, ok koşusunda koşuyu almışsa orada da bir taş dikilebiliyor ama hiçbiri menzil taşı değil. Ok meydanı dışındakileri. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir soru. Sizce bu camiaya eklenmesi ve üst düzeye getirilmesi gereken şeyler var mıdır? Ne tür şeyler camiaya eklenmesi gereken? Yani şöyle, zaten bir stratejik bir plan ve program içerisinde hareket ediyoruz. İşte Türkiye geleneksel, çünkü Türkiye'deki artık geleneksel okçulukla ilgili otör kurum, hani muhatap kurum Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu. Dolayısıyla burada kulüplerimizin ve sporcularımızın mutlaka bu çatı altında resmi olarak yer alıyor olması çok önemli. Yani siz bir kulüpsünüz diğer illerde. Hani birkaç kişi bir araya gelmiş ok atıyorsunuz ama bu ancak bir hobi olarak devam eder. Bunu devam ettirmeniz için, bunu müsabık olabilmeniz için, diğer kulüplerle paylaşmak, diğer kulüplerle koşuya girişebilmeniz için kendinizi bir şekilde lisanslamanız, en azından sporcularınızı lisanslamanız şart. Bunun artık bir şeyi yok. Hani başka bir seçeneği yok diyeyim. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Bunun dışında hani eklenmesi gereken çok şey var. Ama önümüzde bir hem zaman vardı. İşte örnek veriyorum, çok soru geldiği için hani bunu da burada söylemeden geçemeyeceğim. Antrenör kurslarının işte ne zaman açılacağı ile ilgili, ne zaman işte antrenör kurslarının artırılacağı ile ilgili çok soru geliyor. Emin olun hani yönetim kurulundaki herkes bu konuda çok titiz. Ne yapılıyor? İşte bir eğitim programı çerçevesinde bunlar zaten planlanmıştı. Ancak tam o sırada bir şey değişikliği oldu. Bir yönetmelik değişikliği yaşandı. Yani Türkiye'deki bütün spor federasyonlarının antrenör eğitme, antrenör belgesi vermekle ilgili işlemlerin dayandırdığı yönetmelik tamamen değişti. Buna uygun biz artık bütün federasyonlar, biz değil, bu yönetmenin çıkmasını beklemek durumunda kaldık. Çünkü spor Gençlik Spor Genel Müdürlüğü dedi ki, hiçbir kurs açamazsınız, bizi bekleyin. Onu beklerken COVID-19 pandemisi patlak verdi. Şimdi bizim hani primer şeyimiz, emin olun hani amacımız, bir kere zaten hani şey olamaz, kulüp sayısından daha az antrenörümüz var. Belki bunun 2 katı, 3 katı olmalı. Bu antrenörlük, evet, kurslarının açılması, bunu antrenör adaylarından daha çok biz istiyoruz. Ama bununla da ilgili zorluk da yaşatmıyoruz. Yani işte bütün yarışmalara kulübünün başına gelen hocalarımız zaten fark etmişlerdir. Orada hani kendilerine bir antrenör belgesi sorulmuyor. Önemli, bize resmi olarak kayıtlı olmaları yeterli. Bilmiyorum, lafı dolandırdım. Fark ettiniz mi? Hani soruya cevap oldu mu? Bir diğer soruya geçeyim isterseniz. Tamam. 2016 yılında Yüreğir eski kaymakamı, şimdiki Bornova kaymakamı ve kulüp kurucularımız aynı zamanda Fatih Genel Önderliği'nde Adana'da ETROG 2016 Organizasyon Kurulu üyesi olarak bulundunuz. Bildiğimiz kadarıyla Erhan Uzman hocamız da bu yaya okçuluğu müsabakalarında müsabakalarını yönetmiş. Kendisi için çok özel bir an olarak ifade ediyor bizlere. Sizin de bu müsabakayla alakalı özel anılarınız var mı? Valla 2016 yılında Adana Yüreğir'de düzenlenen ETRAK, Avrasya, evet, Geleneksel Okçuluk müsabakası, böyle derdine hemen derman olan, zaten 2011 yılında Biga'da başlattığımız serinin son halkasıydı. 2011 ile 2015 yılları arasında Biga'da
her yıl artan sayıda kişinin, her yıl artan sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen atlı okçuluk ve yer okçuluğunun bir arada yapıldığı bir organizasyondu. Adana bunun taç noktası oldu diyelim. İşte, orada Biga Kaymakamlığından Yüreğir Kaymakamlığına atandığı zaman Fatih Genel Bey orada yaptık biz organizasyonu. Adana'da yani çok farklıydı her şey. Bir kere yerel bizim komitede orada yardımcı olan işte İbrahim Ulusoy olsun, adını hatırlayamadım diğer arkadaşlar olsun. Ve hasreten soy ismiyle müsemma Erhan Uzman bey kardeşim. Orada o yüzden çok iyi bir hani farkındasınız ya da değilsiniz hani bilmiyorum. Çok iyi bir başkanınız var. Yani ben orada hani diğer illerdeki arkadaşlarımı bunu eleştirmek için söylemiyorum. Çok işi orada üstlendi Erhan. Sadece hani bunu şeyle de kısıtlandırmak istemem. Oradaki yarışmanın zaten bütün organizasyonunu almıştı. Yer okçuluğu yarışmasının. Oradaki bütün hakemleri işte çekti, çevirdi. Zaten aynı zamanda hakem komitesinin de orada başkanıydı. Yani orada otel sorunu, işte orada transfer sorunu yaşayanların da böyle derdini hemen derman olan, zaten telefonumda böyle iki tane şey var, isim var. Sürekli konuştuğum, şarjımı bitiren o dönemde. Bir Erhan Uzman, bir tanesi İbrahim Ulusoy. Hani ikisini böyle sürekli bir o kulakta bir o kulakta çok kendileriyle hani Adana'nın benim için en büyük kazançlarından bir tanesi sevgili Erhan Uzman hocam olmuştur. Hani kendisiyle tanışma fırsatı bulduk. Şimdi de hani muhabbetimiz devam ediyor kendisiyle. O en iyi herhalde kazancı bu işin oldu benim için. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir soru. Grozer yaylarının kurucusu Çaba Grozer. Doğru okudum değil mi? Çaba Grozer, doğru. Evet. Eski bir dostunuz olduğunu biliyoruz. Bizim yaylarımızda ustalarımız şunu şöyle yaparsa daha iyi olur dediğiniz noktalar var mı? Valla ben hani kendim yay yapmadığım için ustalarımıza hani böyle bir şeyi demekten imtina ederim ama Çaba Grozer'ın hikayesi yani şöyle başlıyor. Adam rüyasında görüyor bu işi. Ondan sonra işin gerçeğini öğrendiği zaman rüyasında gördüğü şeylerin aslında gerçekten olduğunu falan fark ediyor. İşin böyle mistik tarafıyla şey yapıyor. Mistik tarafını da kovalayan birisi. Bizim kendisiyle ilk tanışmamız 2000 bu yaylarımızı aldığımızda, yani 2005 yılında zaten ilk yaylarımızı aldık. O zaman mailleşme üzerine ama hani aslında dışarıdan göründüğü kadarıyla çok böyle snob birisidir. Yani ülkesinde hiçbir organizasyona gitmez. Yani Macaristan'da düzenlenir. Hiçbir organizasyona katılmaz. Yay gönderir sadece. Onlar da böyle o işte Hazreti Grozer'dan gelen yaylar diye kabul edilir. Ve şey yapılır, verilir. Biz ilk mesela onunla tanışmamız şöyle oldu. Kemankeş grubu içerisinde ilk yaylarımızı aldığımız zaman hani şeyi biliyorduk. Bu yayların domuz derisiyle kaplandığını biliyorduk. Ama hani fıkhi açıdan şöyle söyleyeyim. Hani işte Hanefi mezhebinde tabakalanmış domuz derisi olsa hani sahihtir. Yani kullanılmasına sakınca yoktur ama Şafiler için öyle değildir. Hani dini İslam olan kişiler için konuşuyorum. Bunu şey dedik. Hani biz söyleyelim. Yani şey değil yani sonuçta biz bunu öpüp başımıza koyuyoruz. Hani ben Hanefiyim ama hani bir domuz derisini öpüp başıma koymak istemem. Hani ya da tercihim varsa hani domuz derisinden yana kullanmam hani şey tercihimi. Bunu söyleyelim dedik. Oradan listeden bir arkadaşımız şey dedi. Hani o dedi zaten dedi Avrupa'ya satıyor dedi. Bizi mi dinler dedi. Şöyle falan biraz böyle hani yüksekten konuşan da bir arkadaşımızdı. Ben iletişim kurdum kendisiyle. Yani dedim bunu dini nedenler nedeniyle biz bunu kullanmıyoruz. Hani var mı bunun alternatifi? Bir iki gün sonra şeyden mail geldi. Asistanından. O zaman Noemi Varga idi adında bir hanımefendiden geldi. Deneriz dedi. Pek çok hatta deriyi denemiş. Kendisini sonra Macaristan'a ziyarete gittiğimde
en işlevsel derinin işte şey olduğunu, keçi derisi olduğunu bulmuş. Ve ondan sonra Türk yayları, Türkiye'ye gelen Türk yayları keçi derisiyle yapılmaya başlandı. Daha sonra ya bunu biraz daha kısalt dedik. Biraz daha kısa atlı okçuluk için bir yay yaptı. Hatta bunun ismini de siz koyun dedi. Buna ne diyelim Metin dedi. İlkine biz kemenkeş yayı dedik. Ondan sonra da sipahi yayı dedik. Şimdi orada yani şeye çok fazla bilgi aktardık. Grozer'a işte boyla ilgili şeyle ilgili. Buradaki ustalarımıza dediğim gibi hani ben şunu şöyle yapın diyemem ama hani Grozer nasıl yapıyor? Grozer bu işi tutkuyla yapıyor. Hani evet hani sonuçta bu işi ticaret için yapıyor. Orada işte bir çiftliği var. Onun işte bir dönem işte vergi borçlarını sadece ödemek için epeyce bir çaba sarf etmişti. Sonuçta bu işi ticaretini yapıyor ama diğer tarafta bu işi sevdiği için yapıyordu. Eğer bu işi sadece para kazanma amaçlı yapıyorsa bizim ustalarımız hani çok da iyi olmaz kanaatindeyim. Ama bu beni kanaat olarak kabul etsinler lütfen. Hani bu bir şey değil. Tutkuyla yaparlarsa, iyisini yaparlarsa zaten devamı gelecektir diye düşünüyorum. Yoksa ben hani onun yerine şu malzemeyi kullanın, bunu yapın diyecek şey de değilim. Bilgi de değilim. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir soru. İnsanlara geleneksel Türk okçuluğunu sevdirme noktasında çalışmalarınız oldu mu? Olduysa bu çalışmalarınız nelerdir? Valla ömrümün son 15 yılını 16 yılını işte insanlara Türk okçuluğunu sevdirme üzerine hani harcadım. Hani harcadım ama ne kadarı işte oldu onu bilmiyorum. Yani onu takdirlerinizi bırakıyorum. Yani zannediyorum ama bu işin başlangıç noktası şey oldu. O ilk kurduğumuz Yahoo Groups oldu. Sonra o kemalkeş.com sitesi oldu. Sonra işte bunu sağ olsun işte basındaki buradan isimlerini anmadan geçemeyeceğim. İşte Murat Arvas. O zamanlar İhlas Haber Ajansı'nda haber müdürüydü kendisi. Gene bir okçu abimiz kendisi. Eski jenerasyonlardan. Mesela bunlar hiçbir karşılığı yokken işte bizim ok meydanı tekkesinde o kalıntıların, yıkıntıların üzerinde attığımız okları 6 saat canlı yayın yaptı. Ya da işte kağıthanedeki şenlikler de aslında böyle hani o zaman kıyafet yapmayı da bilmiyorduk kendimiz. İşte dondurmacı kıyafetleriyle böyle attığımız okları böyle hani saatlerce canlı yayın yaptırdı. Bu ilgi uyandı. Zannediyorum hani insanlar şeyi gördüler orada ya bu güzel de bir şeymişi gördüler. Sonra ben hani 2011 yılında yapılan Biga'nın 2012, 2013, 2015'e kadar Liga'da, 2016 yılında Adana'da yapılan yarışmaların bu noktada Türkiye'de lokomotif bir görev gördüğüne inanıyorum. Çünkü ben kimle tanışsam işte hani bu işin üstadı olarak kabul edilen ilk Biga'da görmediklerini, işte Biga'da tanıştıklarını söylüyorlar. Bu noktada zannediyorum hani Fatih Genel'in bu işe ön ayak olması, bize güvenip bu işin bütün organizasyon kısmını bırakması ve buradaki yapılan organizasyonlar sanıyorum hani insanlara sevdirme noktasında yapılan en güzel işlerden birer tanesi diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir soru. Geleneksel okçuluğu için yaptığınız çalışmalarda keşke şunu da yapsaydım dediğiniz şeyler oldu mu? Valla hep öyle geçiyor. Yani hiçbir şey yeterli gelmiyor. Keşke gün 25 saat olsaydı, 26 saat olsaydı. Hani yani keşke bir tane okuduğum kitabı bir daha okuyabilseydim. Bu sürekli söylediğimiz bir şey zaten. Hani ancak bu keşkeler olduğunda hani pişmanlık olarak söylemiyorum bunu. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Demek zannediyorum bu işin püf noktalarından bir tanesi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür diğer bir soru. Gelecekte geleneksel Türk okçuluğunun ihyası konusunda başka projeleriniz olacak mı?
olacaksa genç kemençelerden katılmak, yardım etmek isteyen olursa bu konuda ne düşünürsünüz? Valla projeler artık şey, hepsi bir kurumsal çerçevede gerçekleşiyor. Federasyonumuz çatısı altında. Çok profesyonel bir ve çok istekli hani bir federasyon var. Buna hani gönülden söylüyorum. Hani gerçekten sahada ok atan, işte ok yapan, hani bu işin temelinden gelen arkadaşlar hepsi. Hani şunu da çok net söyleyeyim. Hani hiçbiri hani bir bu işten maddi çıkar sağlamadıkları gibi hani bu işe hani zamanlarını ve hani şeylerini harcıyorlar. Belki para kazanacağı vakti buraya harcıyorlar ama bundan kesinlikle hani yatsınma olarak söylemiyorum. Dolayısıyla hani bu arkadaşlarla çok güzel projelerimiz var. Geleceğe yönelik. Ve buradaki zaten bütün işbirliği yapacağımız kişiler hani sizlersiniz. Bu işi beraber yapacağız. Hani biz sadece bu işin yürütme tarafında, bu işin vebalini alan kişileriz. Gerek yönetim kurulunda, gerek ilgili kurullarda olan arkadaşlar olsun. Hani kalabalık bir aileyiz. İşte gerek illerde bu işleri üstlenecek olan arkadaşlar. Herkes burada bir daha iyi ne yapabiliriz? Çok güzel fikirler geliyor. Örnek veriyorum şimdi 19 Mayıs bilgi yarışması düzenliyoruz biliyorsunuz. O Evet. yarışmada hani epeyce zorlayıcı sorular hazırladığımızı düşünüyoruz sizler için. Ben özellikle bu noktada bütün 7'den 70'e bütün kemençeleri bu yarışmaya, bu sınava katılmaya ve kendini sınamaya davet ediyorum şimdiden. Web sitemiz üzerinde bununla ilgili bir başvuru linki de bulunuyor zaten. Buradan gerekli katılımı sağladıkları takdirde en azından bu bizim gelecek planlarımızdan bir tanesine böyle bir şey yapmış olacaklar, katkıda bulunmuş olacaklar. Teşekkür ediyoruz. Son sorumuz. Geleneksel Türk okçuluğunun hiyası noktasında yaptığınız çalışmalar için size minnettarız. Biz gençler uzun zaman sonra tekrardan yaşattığınız bu kadim kültürü yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Bu konuda gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Valla gençlere bir tavsiye olarak kabul ederseniz okçuluk çok vefalı bir spor. Yani diğer sporlarda bir takım işte hani ne kadar çalışırsanız çalışın işte vücut yapınız uygun değilse, işte genetik yapınız uygun değilse, bu işe çok erken başlamamışsanız, örnek veriyorum jimnastik gibi bir sporda başarılı olma şansınız çok fazla değil. İmkansız değil ama çok çok zor. İmkansıza yakın. Okçuluk sporu bu anlamda bak Tolga, 2 sene oldu demiştin konuşmanın başında. Evet. Yani ya muhtemelen şu anda müsabık bir sporcusun. Evet. Yani evet, yani hani başka bir spor dalında bu kadar hızlı ilerlemek çok mümkün değil. Ama yani şu düstur hakikaten, yani böyle hani taşı gediğine koymuş derler ya, hani kemençeliği bir gün bırakanı kemençelik 10 gün bırakır. Bu hakikaten yani böyle hani cuk oturan bir laf. Antrenmanları bırakmazlarsa, hani bu işe sarılırlarsa ve mutlaka bu işin hani kökenini biraz araştırırlarsa, bu iş hani neden bu işte hani Türkler ileride, Türkleri, Türk okçuluğunu gibi bir dünyada Türk okçuluğu olarak anılan ya da okçu millet, atıcı millet olarak anılan bir sıfata iten nedir? Bunları biraz araştırırlarsa benliklerini de bulacaklarına inanıyorum. Yani her şeyden önce hani okçuluk, tamam biz bir spor federasyonuyuz. Bunu spor olarak birinci düşünmek zorundayız. Ama bu bizim için bir yol. Yani benim için bu beni atalarıma götüren bir yol. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Genç arkadaşları da bu şekilde görmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biraz da izleyicilerimizden gelen sorulara değinelim. İsterseniz. Lütfen. Halis Ardıç'tan bir soru var. Hı. Mevcut hükümetin ilgisiyle şu an geleneksel okçuluk Türkiye'de gelişme göstermiş durumda.
Ola ki bir hükümet değişikliğinde geleneksel Türk okçuluğu nasıl etkilenir? Yani eğer onu bilemem. Eğer yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz hep Osmanlı devrinde yakın olduğu için Osmanlı devrindeki okçuluk kayıtları çok daha fazla tutulduğu için o dönemle ilgili çok daha fazla bilgi sahibiyiz. İşte Osmanlı öncesi, İslam öncesi bu konularla ilgili bir bilgi sahibiyiz. Ama Osmanlı döneminde bile okçuluğun, geleneksel okçuluğun en yüksek şeylere çıktığı, mertebelere çıktığı dönemler o dönemin sultanının okçuluğa verdiği önemle alakalı. Yani şimdi bütün büyük kemankeşler adını duyduğunuz işte örnek veriyorum Kanuni devrinde çıkmış. Çünkü Kanuni'nin kendisi okçuluğa çok önem göstermiş. İşte 2. Mahmut devrinde ortaya çıkmış. 3. Selim devrinde ortaya çıkmış. 4. Mahmut devrinde ortaya çıkmış. İşte en son Abdülaziz ile beraber hani ok meydanı korunmuş. Ondan sonra bitmiş. Hani bu hani örnek veriyorum işte bir takım farklı işte savaşların olması şu bu falan o da etkilemiş. Ama örnek veriyorum hani Abdülhamit Han bizim için çok büyük bir insan. Çok büyük hani bir Hakan. Evet. Hani zinhar eleştirmek gibi bir şey hani yanından geçmeyiz. Ama onun devrinde okçulukla ilgili bir çalışma yapılmadığı için hani o ve ondan sonrasından bahsediyorum. Dolayısıyla hani bu şey gibi şu anda okçuluğun bu bir takım romantik ilgilileri birkaç 5-10 kişinin çabası aslında değil. Hani bu iş tepe noktadan evet. Federasyon kuruldu. Bu iş desteklendi. Vakıf bu işin lokomotifi oldu. Yani bunu hiç kimse hani aksini söylememeli, söyleyemez. Bu olduğu için okçulukta ilerideyiz. Hani ben hani siyasi bir şey söylem yapmak istemem ama hani bugün mevcut hükümet bile ya tamam işte bu okçulukta bu kadar dese yine iş biter. Hani biz yine kabuğuna çekilen işte bu Burhan Felek Spor Salonu'nun kazan dairesinde ok atan, işte bir yerde işte ok atan kişiler haline dönüşürüz. Ama bu iş hiçbir zaman bitmez. Çünkü Türk okçuluğunun bize ihtiyacı yok. Bizim milletimizin buna ihtiyacı var. Bizim buna ihtiyacımız var. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru. Günümüz menzil rekorlarına menzil taşı dikilmesi gibi bir plan var mı? Yani ok meydanlarının açılmasıyla birlikte bu tür hani şeylerde hani şu anda proje olarak herkesin kafasında var ama hani bu bir resmi planıdır hani federasyonun ileri dönemler için diyemeyeceğim ama hani bu elbette ki madem bu işi canlandırmaya çalışıyoruz bu da olmalı. Yani bunu yapacak kurum da gene federasyonumuzun kendisidir. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru. İl temsilcileri belirlenen iller nerelerdir? Valla en son Sayın Başkan'la hani bu konuyu hani biz yönetim kurulunda dile gelen bir konu. Bu konuyla ilgili çalışan bir kurulumuz var. Hani yetki il temsilcilerinin belirlenmesi, il temsilcileriyle ilgili olan yazışmaların yapılmasıyla ilgili olan işlemlerin tümü bir kurulumuza ait. Hani örnek veriyorum işte hani ben Bilişim ve Dış İlişkiler Kurulu Başkanıyım. Dolayısıyla hani o konularla ilgili konularla hareket edebiliyorum. Diğer konulara nezaketen çok fazla karışma gibi bir şeyimiz yok. Bu konuyla ilgili olan arkadaşımız da bildiğim kadarıyla bu belirlemeler yapılmış durumda. Gene bildiğim kadarıyla 20'nin üzerinde ilin zaten temsilcilerinin isimleri belli. Ancak hani malumunuz bu pandemi döneminde hani bu isimleri Spor Bakanlığı'nda da bildirdiğinizde Spor Bakanlığı hani süreç şöyle işliyor ben hani şöyle anlatayım. Bakanlığa bildiriyorsunuz. İl Spor Müdürlüğü vasıtasıyla oradan imzalanarak bakanın Sayın Bakan'ın imzasıyla bunlar atanmış oluyorlar. Yani orada da bir şey var. Hani sıraya konuluyor, bekletiliyor. Çünkü hani çok daha öncelikli görülen meseleler var. İşte
ligi olan federasyonların liglerini açacaklar mı? Ne zaman açacaklar? Açarlarsa hasta olacaklar mı? Nasıl iyileşecekler? Hani bu meseleler varken bizim il temsilcisi belirleme gibi bizim için çok önemli, çok hayati olan bir mesele biraz daha gerilerde kalmış oluyor. Çok önemli çünkü biz bir ilde bir faaliyet yapmak istediğimizde ya da genel Türkiye genelinde bir faaliyet yapmak istediğimizde muhatap kişilerimiz bizim, hani il temsilcileri. Bunlara Evet. zaten biz ihtiyaç duyuyoruz. Yani şimdi bir yarışma yapacağız. Hani keşke biz il temsilcileri o belli olmuş olsaydı, gönderseydik işte o sınav şeylerini, kodlarını o dağıtsaydı gibi. O yüzden şu anda hani mevcut belirsizlik durumu o konu için de geçerli. Teşekkür ediyoruz. Daha birkaç sorumuz daha var. Hemen canlı yayın kapanmak üzere. Şu an tekrardan bitirip Ekrana tekrardan dokunayım mı? başlatırsak. Şu an bitirip tekrar başlatacağız hocam. Tamam. Bağlanıyor Metin hocamız. Bu da Zoom'a Evet, benziyor. tekrardan. Arada bir kapanıyormuş ha böyle. Evet, bir saat süresi var, o yüzden Evet. bir saat sonra otomatik kapanıyor, bir saat bitince. Evet. Ben de diyorum yani bilişim komitesi başkanıyım diyorum. Bak Instagram sıfır. Buna jenerasyon farkı diyoruz. Bir diğer soruya geçeyim. Buyurun. Yay alırken nelere dikkat etmeliyiz diye bir soru gelmiş. Vallahi yay alırken önce okçuluğa ne zaman başladığımıza dikkat edilmeli. Çünkü bizim öğrencilerimizi yaptıkları ilk hata şey oluyordu. Hemen yay almak oluyordu. Çünkü hemen aldığınız yaylar görece biraz hafif kalabiliyor. Ya da çok ağır yay aldığınızda onunla ilk çalışmak mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle kulüpler önemli. Yani kulüpte eğer sizin bu geçiş sürecinizi tamamlayacak geçici bir yay varsa onunla devam edip akabinde hani sizi üzmeyecek böyle her daim kullanabileceğiniz bir yay edinmekte fayda var. Şimdi seçenek çok. Eskiden çok fazla seçeneğimiz de yoktu. İşte dediğim gibi Grozer vardı. Onun dışında ikinci bir seçenek de hatta yoktu. Şimdi pek çok yay yapımcısı arkadaşımız var ve çok güzel yaylar yapıyorlar. Yani çok kaliteli yaylar yapıyorlar. Onları bence kullananlardan değerlendirip şöyle asgari, ortalama, işte yeni başlayanlar için İşte 45 lira civarı böyle yaylar zannediyorum en uygunlarından bir tanesi. Zaten bu konuda hocalarınız size gereken tüm bilgileri vermiş olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru Mehmet Emin Can'dan gelmiş. Biz yay yapımcıları olarak halen malzeme sıkıntısı çekmekteyiz. Bununla ilgili çalışmalar ne durumda? Bu yay yapımcısı ve ok yapımcısı arkadaşlarımızla hani geçimi sadece bu işten kazanan arkadaşlarımızla geçtiğimiz haftalarda bir toplantı yaptık federasyonumuz olarak. Federasyon başkanımız, ben ve yönetim kurulundan yine bir iki arkadaşımızın katılımıyla gerçekleşti bu toplantı. Orada bütün hani sadece geçim kaynağı bu iş olan arkadaşlarımızı dinledik. Çünkü çok fazla yay yapımcımız var. Hani her biri bizim için çok değerliler. Buradaki bütün sıkıntılarını dinledik. Gerekli mercilere aktarabilmek için. Birincisi hani malzeme sıkıntısı noktasında vergilerin işte azaltılması, vergilerin ya da işte sıfırlanması ya da bunların gümrükten getirtilirken bir takım kolaylıkların sağlanması ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz var, devam ediyor. Hatta mesela ilk gelişmelerden bir tanesi eğer işte bir malzeme getirdiğinizde bu Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu bilgisi dahilindedir gibi bir şeyle çekerseniz gümrüktekiler artık geleneksel okçulukla ilgili malzemeleri tanıyorlar, biliyorlar ve bu konuda şeyse kolaylık sağlıyorlar. Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. Bundan bir 10-12 yıl öncesinde bile biz tüy getirtmeye kalktığımızda bu organik malzeme olarak geçiyordu ve biz hani bu feather dediğimiz tüyleri getirtemiyorduk. Hani iki kere geliyordu, bir kere gelmiyordu.
Yani oradaki gümrük memurunun inisiyatifine bağlıydı. Şimdi burada bir kolaylık var. Yine yay yapımcısı arkadaşlarımız için bu tür işte vergisel anlamda kolaylıklar var. Şöyle de bir hani şeyi ben söylemiş olayım şimdiden. Bir çalışma var. Spor malzemeleriyle ilgili KDV'nin %18'den %8'e düşürülmesi gibi bir konu var. Bu bizi de ilgilendirdiği için burada önemli bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında her ne sıkıntıları olursa olsun hani bir telefon ya da bir e-posta uzaklığındayız biz. Hani bir kurum ve kuruluşla ilgili isteklerini ve sıkıntılarını aktarmakta, anlatmakta herhangi bir zorlukta, herhangi bir güçlükle karşılaşıyorlarsa biz bu noktada bunun için varız zaten. O isteği adresine ulaştırmak da bizim görevlerimizden bir tanesi. Bu her zaman ulaşabilir. Bir diğer soruya geçelim. Yurt dışında yapılan geleneksel okçuluk yarışmalarına kulüp sporcu kotalarının yükseltilmesi ve desteklenmesi projeleri var mı? Şimdi yurt dışındaki yarışmalarda geleneksel okçuluk yaya yarışmaları var. Geliyorum. Arada bir görüntünüz gidiyor. Benimkisi de gidiyor mu? Oradan Kusura şüpheliyim. bakmayın. Ha, rica ediyorum. Şimdi bir geleneksel okçuluk yarışmaları var. Yaya okçuluk yarışmaları var. Bir de atlı okçuluk yarışmaları var. Şimdi bunlarla ilgili dünyada bir çatı organizasyon, geleneksel okçulukla ilgili olmadığı için her ülke kendisi bu kotaları belirliyor. Yani davet ediyor. Diyor ki ben Türkiye'den 5 tane şeyi davet edebilirim diyor. Kişiyi davet edebilirim diyor. Şimdi o kişiye hani o organizasyona bunu 10 kişi yap diyemiyorsunuz. Biz burada ne yapabiliriz? Gidecek olan 5 kişinin kim olduğuna elimizde çünkü veriler var. Bizi orada en iyi temsil edecek sporcularımızı seçme ve gönderme noktasında işlem yapabiliriz ama hani onların kotasını eğer soruyu yanlış anlamadıysam kotalarını değiştirmek gibi bir şeyimiz yok. Hani yaptırımımız yok maalesef. Hele ki bu bir atlı okçuluk organizasyonu ise biliyorsunuz atlı okçulukla ilgili olan bütün işlemler Geleneksel Spor Dalları Federasyonu altındaki atlı okçuluk branşı tarafından gerçekleştiriliyor. Hani orada da bizim TGTOF olarak bir dahiliyetimiz olamıyor. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru. Ok atabilecek mekan konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Her şehirde bir antrenman alanı planı var mı? Adem Özden'den gelmiş soru. Zaten şeyimiz bu. Hani her ilde çalışabilecek bir alan. Çünkü bu noktada biliyorsunuz işte hani federasyonlar ve bu federasyonların işte kendi çalışma alanları var. Hatta bazı illerimizde örnek veriyorum işte Samsun'daki yarışmada Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun misafirliğinde yapacaktık. Onların tesisini kullanacaktık. Tesisleşme ve altyapı kurulumuzun da zaten ana amacı bu. Hakikaten hani tabiri caizse tırnak içerisinde söylüyorum iş bitirici arkadaşlarımız burada görev alıyorlar. Hani belediyecilik tecrübesi, işte emlak tecrübesi, işte bayındırlık tecrübesi çok uç noktada olan, insani tecrübeleri uç noktada yer alan arkadaşlarımız burada. Zaten bu kurulun başkanlığında da sevgili Kütahya'da yarışmaları organize eden Selim Erdoğan hocamız yapıyor. Orada emin olun hani şöyle hani biz bir yerden bir yere giderken boş bir arazi gördüğü zaman işte burada şöyle bir şey yapılır mı? Hani bunu bir araştıralım diyen bir kişi kendisi. O noktada hani öncelik bizim yarışmalarımızı yapacak işte kurslarımızı düzenleyeceğimiz antrenör kurslarımızı düzenleyeceğimiz tesisleri kazandırmak. Onun dışında önce bölgesel, sonra her ile bu tür tesisleri kazandırmak ama bunun da sonunda biliyorsunuz hani bir şey yatıyor, bütçe. Hani bütçesi çok olan, bütçesi hatta
İlk sene için olan bir federasyon bile değildik. Bunlar biraz da paraya bakan işler. Teşekkür ediyoruz. Soru gelmeye devam ediyor. İsterseniz bir 5 dakika mola verelim. Devam edelim. Siz nasıl arzu ederseniz. Çünkü bayağı soru var şu an. Tamam. O zaman bir çay tazeleyelim. Biz çay molası. Aynen. Tamam. Çay tazeleyelim 5 dakika. 5 dakika çay butonu yoksa böyle bırakıp gidiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Yok, ben bitireceğim şimdi canlı yayını. 5 dakika sonra tekrardan başlatacağım. Tamam. 5 dakika sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Merhabalar. Merhaba, yine ben. Sorulara devam edelim. Murat Beysun'dan bir soru gelmiş. Murat Beysun kardeşim. Metin Ateş hala menzil taşı keşfetmeye çıkıyor musunuz? Vallahi Murat, İstanbul'a gel. Beraber gidelim ya. Özledik muhabbeti de. Murat Beysun, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz ilk yaptığımız yarışmalardan bir tanesi 2009 yılında Sivas'ta bir yarışma yaptık. O zaman yani gene Murat'larla hep beraber yaptık. O şimdi o yani küçük oğlu şu kadar falandı yani. O dönem işte bu işleri beraber yaptığımız, bu işin şeyinde olan hani en kökünde olan arkadaşlardan bir tanesi. Bu işe beraber girdiğimiz arkadaşlardan bir tanesi. Yani böyle şeyi arıyoruz. İstekli dolaşmakta hani ok meydanını dolaşıp bu taşları hani en azından kalan taşları diyelim. Çünkü bir kısmı da şimdi vakıf tarafından restore edilme amaçlı olarak yerlerinden sökülüp tekkenin bahçesine yerleştiriliyor. Her ne kadar iyi bir amaçla da yapılıyor olsa ben bunun hani yöntemin bu olduğunun doğru olduğuna çok emin değilim. Çünkü onlar haklı zaten. Biraz taş yani işte yerinden kaldırıp başka bir yere koyduğunuzda üzerinde kitabe yazan bir taş yani hiçbir değeri yok. Menzil taşları yerinde çok değerli olan taşlar. Yerinde bu ülkenin tapularından bir tanesi. Hani biz bundan 15 yıl önce yurt dışında Türk okçuluğuyla ilgili menzilleri, işte bu mesafeleri anlattığımızda bize hani şu tür tepkilerle karşılaşıyorduk biz. Yani ya böyle mesafeler olmaz işte atmayın işte bu nereden malum işte 800 metre at hadi oradan falan gibi şeylerle karşılaşıyorduk. Tepkilerle yani buna ciddi tepkiler. Ama sonra işi sakin bir şekilde bak bunun iki tane en az ayak şahidi var. Bu iki tane ayak şahidinden ikisi de bu adamın rakibi. Hani en ufak bir şey olsa itiraz ediyorlar. İşte hava şahitleri var. Onlar işte bunların hepsi kayıtlı. Bak defterlerimiz var. Bunların kayıtlı olduğu yetmiyor. Bak İstanbul Ok Meydanı'nda da bunların dikili taşları var. Bunlar dikilmiş. Yani bunlar hani bir senaryo çerçevesinde yapılacak işler değil. Dolayısıyla siz o taşları yerinden söküp tamam korursunuz ama yerine aynı şekilde mihrabı belli. Yani mihrap yazar taşların bir tarafında. O ayak taşının olduğu yeri, atışın yapıldığı yeri gösterir. Bunu koymadığınız takdirde siz tarihi yok ediyorsunuz demektir. Bakın bunlar çok iyi yüreklilikle yapılan çalışmalar ama yanlış işler. Yani bir dönemde Eyüp taraflarında işte mezar taşları, bu eski taşlar okunmuştu. Çok güzel bir hizmetti. Çünkü yani eski yazıları okuyup kime ait oldukları işte levhalara yazıldı. Ama bunlar ondan sonra hani öyle bir şirkete ihale edilmiş ki bunlar matkapla delinip bu pirinç levhalar mezar taşlarına şey yapıldı. Hani sabitlendi. Tamam. Hani Yunan'ın yapmadığı mezalimi yapmış oldular şeyleri mezar taşlarına. Dolayısıyla hani bir takım şeyleri yapıyorken hani bunu böyle bir iki mimarın, bir iki hani mühendisin insafını bırakmadan bu işin akademik tarafında çok müthiş çalışan insanlar var. Hani işte bir Erkan Göksu, işte bir İbrahim Duman, işte ondan sonra bir Şinasi Acar. Hani bu işin hani akademik tarafında olan insanlar bunlar. Hani onlara danışılsa bu işin nasıl yapılacağı,
hani yöntemi belirlense çok çok daha güzel olur. En azından boşa gitmemiş olur. Teşekkür ediyoruz. Son sorumuzla canlı yayınımızı bitirelim. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden selamlar. Üniversite öğrencileri için federasyon çatısı altında birlik oluşturma imkanı var mı? Üniversite kulüplerinin yani şöyle okul şimdi Veysel Durmaz hocamız var. Okul işleriyle ilgili olan kurulun başkanı. Bu okullardaki yapılan sporlarla ilgili. Eğer bir kulüp olarak bulunmak istiyorlarsa normal hani şeyde kulüp kuracaklar. Üniversite bünyesinde. Ve bu kulüp bizim şeye lisans sicilini yaptırması gerekecek federasyonumuza. Yani bunun başka bir yolu yok. Çünkü bizim artık tüzüğümüzde bu şekilde geçiyor. Ve kendileri o kulübün sporcusu olarak yarışmalara katılabilecekler. Ancak yani bazı üniversitelerde bu tür işlemleri yapmak vakit alır ya da işte bir takım engeller çıkar. Şöyle bir şey yapabilirler. Hani ferdi lisans alırlar. Ferdi lisansla katılırlar ama bu sefer takım yarışmalarına katılamazlar ya da yarışmalarda takım olarak temsil edilemezler. Tek yol gidecekler işte dekana, dekan beye, rektör beye bu konudaki isteklerini aktaracaklar. Bir kulüp kuracaklar. O kulübü bizim federasyona tescil ettirecekler. Teşekkür ediyoruz. Burada canlı yayını bitirelim isterseniz. Sizin katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Hasreten bu saatte kadar bizleri izleyen değerli katılımcılara ben buradan her birine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bir sürçülisan ettiysek de affola. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.